Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlarla sunuşturuşumuz. Kınamızda dikkatler ekranımız bolsun. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mesut Özil'ni kolladı. 17 dekabr Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo öz Twitter'da Mesut Özil'nin haq tarafta turganlığını kollab uçur yolladı. Angliyaning danlıq futbol komandalarından biri bolgan Arsenal komandasında oynayotgan asli Türk bolgan Germaniyalik futbolchi Mesut Özil'nin 13 dekabr ijtimoiy uçur vasitaları Instagram ve Twitter, şundaqla Facebook'ta Şarkı Türkistan üçün yollagan uçuri ve Şarkı Türkistan'a yollagan salami ta hazırgacha kun tartibdiki o'rnini saqlab kelmoqda. Ve arka arkadan meşhur şahıslar onun sepige koşulmakta. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Mesut Özil'nin hakkaniyet tarafta turganlığını kollab, tünügün Twitter'da monularını bildirdi. Xitay Kompartiyasının teşvikat organları Mesut Özil'ni ve Arsenal komandasının musabıqısını çekleyeleydi. Ama paket hamini üstün kildi. Xitay Kompartiyası Uyghurlar ve başka dinge itikad kılıkçılarına yürgüzü atkan kişilik hukuk defsendikliklerini herkizmi yuşuralmaydı. Danlıq neşitçi Mahir Zeyn Mesut Özil'ni kolladı. 17 dekabr danlıq Müslüman naqışçı Mahir Zeyn her qaysi ijtimai taratqı supularda Mesut Özil'nin haq tarafta turganlığını kollab fikir yolladı. Mesut Özil'nin uçuri bütün dünyada təsir qozğandak Xitay rejimi ve Xitay xalqının narazılığını qattıq qozğumaqta. Şarkı Türkistan'da yürgizvatkan bastırış ve kırgınçılık cinayetlerini yuşurup bulanmağın Xitay tecavüzçilerinin yarısı tuz sepilgen uçur, xalqarada Xitayını tihimi osal ehvalıgı çüşürüp koydu. Şarkı Türkistan hakkıdaki yalgan teşviqatı da Allah burun yenilgen Xitay mağlubiyetigi tembermay, Mesut Özil yollagan uçurlarga karşı bayanat elan kıldı. Şundaqlı dünyağı danlıq Arsenal komandası bilen Manchester komandasının 15. dekabr ötküzülgen musabıqısını CCTV kanalda tarqıtışını əmeldin kaldırdı. Xitayning Mesut Özil'e karşı turuş üçün kullanılan rezil vasitleri xalqaradaki insanlıqını yoqatmağan meşhur şahıslarının tehimu dikkatini tarttı. Bir kısım meşhur şahıslar Mesut Özil'ni kolladı ve onun haqqaniyet tarafı turganlığını maqtadı. Bunun cümlesinden dünyaya meşhur Müslüman naqışçı Mahir Zeyn bugün Mesut Özil'nin haqqaniyet tarafı turganlığını kollab, o yollagan Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti aks ettirilgen uçurunu Facebook, Twitter ve Instagram sahifelerde hem bahirlab munularını bildirdi. Mesut Özil'e okşaş bir çolpan, Xitay'nın Uyghur qeyrindaşlarımızga kılıp atkan zoravallıqlarını otturuğa elip çıktı. Bundaq işini kılış üçün qattıq cesaret gerek. Haqqaniyet tarafı turganlığınızga rahmet. Mahir Zeyn 1981 yılı Livan'da tuğulgan, keyin Şvetsiyaga köçüp oltıraqlaşgan. O Elhamdülillah namlıq naqşısı bilen tonuluşku başlagan bolup, hazır xalqarada en meşhur Müslüman naqşçılardan biri bolup hesaplandı. Onun hazır Instagram'da 4 milyon 600 min, Twitter'da 1 milyon 700 min ve Facebook'da 25 milyondan artıq ägeş küçüsü var. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Xitay mallarını baykut kılışkı çakırdı. 17 dekabr Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Xitay mallarını baykut kılış hakkında çakırıq ilan kıldı. Çakırıqta munular tilga elindi. İşgaliyetçi Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da sadır kılıvatkan irqi kırgınçılık cinayetleri künsiri vahşileşip barmaqta. Dünyanın tanqitlerge pisant kılmasının tehimi qaljırlaşmaqta. Xitayning vatanimizda insan haklarını iğir derecede ayak astı kılışıga karşı hakimiyetler sükut kılsımı, halıq sükut kılmaslıqı kerek. Xitay müstebit hakimiyetinin Şarkı Türkistan'da elip berbatkan kırgınçılıkını toxtışqa Birleşken Milletler Teşkilatı'dan ibaret dünya cemaatçiliki təsir körsetilmegen bolsa, erkin dünyadaki halıq iqtisadi cahettin embargo yürgüzüş, uyğurlarga hisstaşlıqını bildiriş arqılıq təsir körsetileydi. Şarkı Türkistan'da ceza lagerleri ve türmelerdeki milyonluğun begunah halkımızın iğir emgeklerine seliniş neticesi de işlep çıkarılan mahsulatlar dünya bazarlarda setili vatıdı. Xitay mahsulatlarının dünya bazarlarda setilişinin aldığını eliş üçün en ünümlük çare Xitay mahsulatlarını baykut kılıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaqtaydı. Yaxşı işqa ve takvadarlıqı yardımlaşınlar. Günahqa ve zulümğü yardımlaşmanlar. Allah'ın azabıdan korkunlar. Allah'ın azabı hakikaten kattık. Yukarıdaki ayetin mezmundan Xitay mahsulatlarını baykut kılganlık, yaxşı işqa hemkarlaşış
zulüm ve işgaliyetke karşı turganlık bulup, dünyanın kaysi yerde bolsun her bir insan kılalaydıgan addi bir mecburiyet. İnsaniyelik ve Müslümanlıkların akalli tekizzasıdır. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, 2019 yılı 13. ayının 17. günü İstanbul, Türkiye. Euro-Asya diplomatlar yığınında Şarkı Türkistan ve Hong Kong'a alakadar sezgür meseleler tilge elindi. 14. nöbetlik Euro-Asya diplomatlar yığını 13. ayının 15. ve 16. günleri İspanya'nın Madrid şehirde ötküzüldü. Yığında Avrupa İttifakı'nın yeniden tayinlenen diplomat ve bihaterlik strategi Ali Vekili Joseph Borrell, Şarkı Türkistan ve Hong Kong'daki meselelerini tilge aldı. Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bununla karata inkas kaytırdı. Dovi Haber Toru'nun 16. dekabrdeki haberde bildirilişçe, iki taraf uçuruştinkin Joseph Borrell aldı bilen bayanat ilan kılıp, Avrupa Xitay hemkarlıkının muhim işkerlikini. Ama iki tarafının Şarkı Türkistan ve Hong Kong'a okşaş bazı meselelerge karata okşumağın fikirde işkerlikini, hemkarlık münasibetini ilgili sürüş bilen birlikte kişilik hukukunumu uyuluşuş gerektiğini bildirdi. Wang Yi bununla karata işbadı bildirip, Avrupa İttifakı'nın Xitay'nın içki işlerine aralışışığa karşı durduğallıkını bildirdi. O sözde Xitay bilen Avrupa İttifakı'nın köp taraflımlıkını, köp taraflık soğudunu kollaydıgallıkını, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın nüfuzi ve halkara kanununu itiraf kıldıgallıkını, lekin iki tarafının tarihi medeniyet arkı görünüşü, ictimai tüzüm endisinin okşumaydıgallıkını, şunlaşkı bazı fikir ıhtılapları buluşunun normal işkerlikini bildirgen. Şunlaklı bu ıhtılaplarının iki taraf alakasıgı tosalığı bulmasıgı, birbirinin içki işlerine arlaşmasıgı gerekliğini tehditligen. Joseph Borrell bu axtı muhbirlerinin sualıgı cevap verip, hemmeli devletinin özüge yarışa içki işleri buludu. Ama kişilik hukukunu ayak astı kılış dünyavi mesele. O herkiz mu içki işler emez digen. Germaniya Huawei'ni çekleş kararı geldi. 17. dekabr Amerika avazı doğrudu bildirilişçe, Germaniya hükümeti bihaterlikini nazarda tutup, Xitay'nın Huawei şirketini Germaniya'nın 5G doğru kuruluşuna katlaştırmasını karar kılgan. Haberde aldınkı hepte Germaniya Sosyal Demokratik Partisi bilen Birleşme Partisi parlament azalarının Huawei'ni Germaniya'nın 5G doğru kuruluşuna katlaştırmaslık hakkında karar çıkarganlığı. Kararda 5G doğru kuruluşta işengeli bulmaydıgan herkandak amelini çıkırıp taştaş gerektiği hakkında birlikte kilingenliği bildirildi. Germaniya hükümetinin kararına narazı bulgan Xitay'nın Germaniya'da turuşluk baş elçisi bayanat ilan kılıp, Germaniya hükümetiki tehdit salgan halda munularını bildirgen. Bihaterlik bahanesi Amerika'nın kiyvalgan kalpıkı halas. Eğer Germaniya bihaterlik bahanesi bilen Huawei'ni 5G doğru kuruluşuna katnışını ret kılsa, Xitay tarafı karap oldurmaydı. Ötken ile Germaniya'dan Xitay'a import kılıngan avtomobiller umumi avtomobil importunun 40%'ini igineydi. Bizim o küllerinin biri de Germaniya avtomobillerinin bihaterlik de mesele bar deyip kilişimiz mümkün. Bırak biz onda kilişini halimayımız. Mälum buluşça yukarıki teklif bir neçe gün ilgiri Germaniya hükümeti tarafından ret kılıngan iken, Amerika hükümeti bundan burun özünün Avrupa'daki şeriklerini Huawei şirketinin ihtiyat kılış hakkında köp kıtım agahlandırgan idi. Xitay'nın yeni 4 şirketi Amerika'da zerbeye uçurdu. Amerika avazı torunun haberde bildirilişçe Amerika'daki Pentechnik şirketi Cisco sistemleri Xitay'nın 4 şirketini saxta mal işlep çıkırış cinayeti bilen arz kılıp, müşahabda sotta yenip çıktı. Mezkur şirket Xitay'nın 4 şirketini tor uçuru yetkizişte umumyüzlük işildildiğen kubullab tarıqtış üskünesinin saxta, taklidi nusxısını işlep çıkardı deyip arz sunugan. Bu xil üskünün 2018 yıllık setiliş sonması 7 milyar dolarga yetken bulup, bunun 20'den köpürekini Xitay'nın yukarıqı 4 şirketi işlep çıkargan saxta mallar təşkil kılgan. Mälum buluşça bu 4 şirket bolsa Shenzhen Tianhe tor çeklik şirketi, Geji Foto Elektr tor çeklik şirketi, Shenzhen Solaiti tor texnik çeklik şirketi ve Daricom şirketi qatarlıqlar iken. Bildirilişçe Federatif Sot Mahkemesi uzun ötmey bu 4 şirketke kısqı vaqt içide mängülük çekleş kararını ilan kıldı iken. Kararga asasen 4 şirketinin barlıq mablığı toğunlatılıp, Amazon, eBay qatarlıq tor soğudu supalarda bunlarının mallarını setiş umum yüzlük çeklendiken. Şarkı Türkistan halkıge çağırıq. 17 dekabr Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin reisi Hidayetullah Oğuzhan Teşkilatlar Birliği'ye vakaleten Şarkı Türkistan halkını Xitay'a karşı seferberlik'e çağırıp munularını bildirdi.
Hammamizga ma'lumki, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi zulmni kuchaytirish bilan birga chet eldagi da'voyimizni bostirish uchun harakat qilmoqda. Ammo tashkilotlarimiz va xalqimiz yakka yoki kollektiv holda Xitoyga qarshi harakatlarini kuchaytirdi. Nuvati Sharq Turkiston da'voyimiz kunsiri yaxshi natijalarga erishib, mayli xalqaroda bo'lsin, mayli Turkiyada bo'lsin, muhim kun tartibga kelyapti. Turkiyadagi siyosiy partiyalar, parlament va boshqa davlat organlari bu vaqtda ko'plab to'xtalyapti. Turkiyadagi ijtimoiy tashkilotlarimiz Turkiyaning har qaysi joylarida da'voyimizni qo'llab ko'plagan faoliyatlarni tashkillayapti. Mushundoq bir vaziyatda muhojiratdagi barlik xalqimizga chaqiriq qilamanki, hammamiz mayli yakka holda bo'lsin yoki kollektiv holda bo'lsin, mayli o'z tashkilotlarimiz tashkillagan bo'lsin yoki Turkiyaning tashkilotlari tashkillagan bo'lsin, Xitoyga qarshi har qanday faoliyatga aktiv ovoz qo'shishimiz lozim. Buning uchun Sharq Turkiston da'vosi uchun harakat qilayotgan tashkilotlarimizni qo'llab ag'ishishimiz lozim. Shundaqla da'voyimizga kun tartibimizga ziyon selayotgan, diqqatimizni burayotgan, fitna fasod terayotgan tashkilot va shaxslardan yiroq turishimiz, ularning buzg'unchiligiga ruxsat qilmasligimiz kerak. Turkiyaning IHH insoniy yordam vaqfi 20-sentabrda Turkiyaning har qaysi joylarida birli vaqtda Sharq Turkistonni qo'llash faoliyati o'tkazmoqchi. Biz barlik qarindoshlarimizning bu faoliyatni aktiv qo'llashini umid qilamiz. Bu faqat bir boshlanish. Bundan keyin Turkiyadagi tashkilot va xalqlar da'voyimizni texmo qo'llaydi. Shuning biz bu masalaga jiddiy qarab aktiv harakat qilishimiz, ittifoqlikni texmo kuchaytirishimiz lozim. 20 dekabr elib berilgan faoliyat Istanbuldagi Fatih camisida kech soat 7:30 da yig'ilib, bu yerdan Bayozit maydoniga piyoda yurish bo'ldi va u yerda axborot e'lon qilish yig'ini uyushtirildi. Xitoyning Uyg'urlarga alohida muomila qilayotganligi andisha qo'zg'amoqda. Atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining raisi Shohrat Zokir yaqinda Beijingda lagerlarni aqlab, Kaspiy tarbiyalash maktablaridagi kursantlarning ko'p qismi o'qish bitirib, jamiyat qo'yniga qaytib keldi degan edi. 16-dekabr kuni Washington Post'ning gazetasida tahririyat maqolasi e'lon qilib, o'qish bitirdi degan atalg'uning bunundan keyingi lager tutqunlarining yangi taqdiridan bishorat berayotganligini alohida mulohaza qildi. Tahririyat maqolasida ko'rsatilishicha, lagerdagi tutqunlarning milliy va diniy kimligidan voz kechish, xitoycha til o'rganishga majburlanish orqali Uyg'urga xos til din va madaniyat omillari butunlay yo'qotilayotgan ahvolda ularning nimadan o'qish bitirganligiga cho'ng bir savol qo'yildi ekan. Shundoqla hozirgacha ma'lum bo'lgan ko'plagan ishonchlik uchurlardan o'qish bitirgan kursantlarning amaliyotda lagerlardan hech qancha farq qilmaydigan zavod fabrikalariga ishchilikka avatilayotganligi. Bu zavodlarning lagerlarga qo'shni o'rinlarda yoki lagerlarning yer ostiga joylashganligi bayon qilingan. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis Xitoy rejimi tarqatgan ichki hujjatlar asosidagi izlanishlari orqali Xitoy rejimining bu qilmishini tipik bo'lgan nishonliq madaniyat qirg'inchiligi deb ko'rsatmoqda. Bulibmo Xitoy rejimi tarqatgan ba'zi uqtirishlarda To'qsu va Yakan nahiylaridagi bir qism zavodlarning yerim harbiycha boshqarilganligi, buningga kerakli soqchi va alohida o'qituvchilarni hukumat taraf ta'min etadiganligi aytilgan. Halbuki bu tutqunlarning mutlaq ko'p qismi lagerlarga qamalishdan burun o'ziga tunishliq hunar kasb sohasida allaqachon pishib bo'lgan kishilar bo'lib, Washington Post'ning gazetasining tahririyat maqolasida bu xildagi majburiy amgak shaklining yetarli diqqat qo'zg'ishi alohida eskartildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tapshirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.